Değerli konuklar, sayın katılımcılar, öncelikle bu buluşmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak isterim. Müşteri deneyimiyle ilgili bütün tarafların bir arada bulunduğu bu zirvede sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda biraz da heyecanlıyım. 7 ilde 8 milyon aboneye tedarik tarafında görevli sıfatıyla hizmet veren, şebek yönetiminde ise tek el olan şirketlerimizde müşteri deneyimine verdiğimiz önem ve yapay zekayı kullanım şekillerini anlatacağım. Bugün burada elektrik sektöründe yapay zeka ile sağlanacak olan eforsuz müşteri deneyimi üzerine odaklanacağız. Elektrik sektörü teknolojinin hızla geliştiği, müşteri beklentilerinin anlık değiştiği bir alan olarak bilinir. Bu nedenle yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerin entegrasyonu müşteri deneyimini de iyileştirmek için bizler için çok çok kritik. Hemen her sektör bu yönde çalışmalar yapıyor, adımlar atıyor. Fakat enerji şirketlerin artık birer teknoloji şirketi gibi çalıştığını söylesem çok da yanlış olmaz. Peki CK olarak biz bu yolda neler yapıyoruz? Yapay zeka bizlere neler sağlayabiliyor? Biraz onlardan bahsetmek isterim. CK Enerji bünyesinde tüm şirketlerimizde müşteri deneyimi ölçümünü ve yönetimini çalışanların her kademesinde anlaşılır ve kullanılabilir olmasını sağlamak amacıyla müşteri deneyimi sistemini canlıya aldık. Süreçlerin iyileştirilmesi ve takibinin yapılabilmesi, acil müdahale temas noktalarının tespit edilebilmesi, tüm şirketlerin konsolide performanslarının tek bir noktada izlenmesi gibi sorunlar bu sistemin çözdüğü faydalar arasında. Bu kurduğumuz sistemin en önemsediğimiz fonksiyonu ise NLP algoritması. Müşterilerin hemen hemen her temas noktasında bizlere geri bildirim verebilmesini sağlıyoruz. Bunlar bazen bizim hazırladığımız anketlerle, bazen de müşterilerin direkt kendilerinin yazarak ilettiği talep ve önerilerle oluyor. Müşterilerimizin karşılanmamış ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için topladığımız açık uçlu verileri ise yapay zeka NLP modeli aracılığıyla 4 farklı boyutta analiz ediyoruz. Toplanan yorumlar öncelikle anlamlı cümlelere ayrılıyor. Sonrasında ise yapay zeka bunları yani her bir cümleyi sentiment, niyet, duygu ve konu başlığı detayında analiz ediyor. Bu analizler sonucu yapılandırılmış veriler hem kendi içinde hem de kantitatif verilerle çapraz analizlere tabi tutuyor. Böylelikle örneğin personel yorumları içerisinde yüzde kaçının olumlu, yüzde kaçının şikayet olduğunu anlayabiliyoruz. Şebeke işletmesi ve genel aydınlatma hizmetlerimiz düşünüldüğünde yaklaşık olarak 18 milyonluk bir nüfusa hizmet veriyoruz diyebilirim. Aylık işlem sayımızı ve geri bildirim sayımızı düşündüğünüzde yapay zeka olmaksızın bunları analiz etmek, aksiyona çevirmek imkansızdı diyebilirim. Bizler yapay zeka sayesinde müşterimizin o an bize karşı ne hissettiğini anlayıp hizmet ve iletişim şekillerimizi ona göre planlıyoruz. Aslında bu bir kültür değişimi. Herkesin öngördüğü şeylerin doğru olmadığını, müşterilerimizin bizden gerçekten neler beklediğini, nelerin değiştiğini çok zahmetsiz bir şekilde anlamamızı sağlıyor. Yine CK Enerji'nin yürüttüğü önemli projeler arasında yer alan bir sistem de QUIC adını verdiğimiz kesinti platformu. QUIC kesinti platformu sayesinde şebekede plansız bir kesinti gerçekleştiğinde kesinti doğrulandığı an etkilenen müşterilerin hepsine SMS gönderiyor. Aynı zamanda bu kesintinin acil durum kodlu olup olmadığına da bakıp yöneticilere bilgilendirme veriyor. Malum bu dönemde kimse elektriksiz kalmaya tahammül edemiyor değil mi? Geniş etki alanlı ya da çok uzun sürebilecek kesintilerin nasıl bir tepkiye yol açabileceğini tahmin edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bu sebeple şirket yöneticilerimiz de 7/24 bu bildirimleri takip ediyor. Kesintinin peki yapay zeka burada nerede diye sorabilirsiniz. Kesintinin mahiyetini anlayarak ne zaman geri enerjilendirebileceğini hesaplayıp müşterilere ve ilgililerine bildirim yapıyor. Bunun bize faydası en başta çağrı merkezinde. Kesinti hakkında bilgilendirilmiş müşteri çağrı merkezini aramaya ihtiyaç duymuyor. Bu da bize verimliliğimizi arttırmamıza ve personellerimizin o an daha kritik işlere odaklanmasına yarıyor. Şebeke yönetiminde aynı zamanda yapay zeka ile geçmiş arıza verilerini analiz ederek her bir şebeke unsurunun arıza yapma olasılığını hesaplıyoruz. Bunlarla birlikte önleyici bakım iş emirleri yaratıyor ve kesintilerin sayısını azaltmayı hedefliyoruz.
Müşteri iletişim kanallarını optimize etmek için yapay zeka destekli, müşteri sorularına anında cevap verebilen chatbotlar üzerinde çalışıyoruz. Bu yapay zeka destekli fonksiyonlar verimli ve proaktif süreçler oluşturmamızı sağlayarak müşteri memnuniyetine ve gereksiz efor sarf etmemize önüne geçmiş oluyor. Yakın zamanda devreye aldığımız dijital fatura ile müşterilerimize gönderilen kağıt fatura formunun dijital forma geçirmesini sağlıyoruz. Müşterilere fatura bilgilerinin SMS ile gönderimiyle birlikte kağıt tüketimi ve çevresel etkilerin azaltılmasını hedefliyoruz. Bunun yanında fatura bırakma süreçlerinde optimizasyonu yapay zeka kullanarak çözmeyi hedefliyoruz. Bu yapay zeka fonksiyonları fatura bırakma süreçlerinde en optimum dağıtma rotasını bizler için hesaplıyor oluyor. Bu projede ise verimlilik ve etkinlikle birlikte hem memnuniyet hem de çevresel sürdürülebilirlik hesaplıyoruz CK genel olarak. Son olarak en kapsamlı projelerimizden biri olan CRM'den bahsetmek istiyorum. Yapay zeka ile müşteri iletişimini daha etkin bir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz. Yapay zekayı kullanırken müşterilerimizin mahremiyetine de önem veriyoruz. Bu yüzden şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde ilerlerken en güçlü güvenlik önlemlerini konuşuyoruz. Yapay zeka rutin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirirken ekiplerimizin yaratıcı çözümler üretmesini sağlıyor. Bu da şirketimizi daha dinamik, daha hızlı ve daha verimli hale getiriyor. En önemlisi yapay zeka tamamen regüle olan sektörümüzde yerine getirmemiz gereken yükümlülüklerin yanında müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamamıza yardımcı oluyor. Geleceğe baktığımda yapay zeka ile şekillenen bu yeni müşteri deneyimi anlayışının sektördeki liderliğimizi pekiştireceğine, müşteri ile olan bağımızı da güçlendireceğine inanıyorum. Yapay zeka sadece enerji sektöründe değil, tüm dünyada müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor. Bizler de bu değişime ayak uydurarak müşterilerimize daha iyi, daha hızlı ve daha kişisel hizmet sunmayı hedefliyoruz. Değerli konuklar, hayatımızın her alanına giren yapay zeka ile birçok konuda ezberlerin bozulacağını biliyoruz. CK Enerji olarak da biz de her gün, her alanda müşterilerimize yeni deneyimler sunmayı hedefliyor, hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz kesintisiz hizmet ile müşterilerimizin hayatlarında olmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zirvenin herkese yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Fidan Hanım, vermiş olduğunuz için.